Salih Tuna, gevşek AKP'lilerde sancı büyük. Bugünkü yazı yolculuğumuza başlamadan evvel dünden kalan eksik bir ifadeyi tamamlayayım. CHP'liler demiştim yeni sistemi beğenmiyor eski sisteme dönmek istiyorlarsa 2019'a hazırlanıp kazansınlar. Şöyle sürdürmüştüm. Meclisten yeni bir anayasa değişikliği çıkartıp icap ederse referanduma sulsunlar. Millet onayladıktan sonra neden geri dönüş olmasın? Allah'ın ayeti değil ya kul sistemi nihayetinde. Eksik ifade şuydu, isterse %50.01 ile kazansınlar, %49.09 ile kaybedenlerin mırın kırın etmeye, çamura yatmaya hakları yoktur. Bu işin kuralı, raconu budur. Aradaki farkın azı çoğu sonucu değiştirmez. Maç misali 1-0'a da 3 puan veriyorlar, 9-0'a da. Bu seviyede anlatmak zorunda kaldığım için üzülüyorum. Ne ki Mustafa Kemal'in birinci mecliste bir oy farkla, meclis başkanı seçilmesini misal verenler sanırım benden çok üzülüyorlardır. Fakat ne olursa olsun %48 hayır oyu da bizimdir. Bu vatanın evlatlarınındır. Daha evvel dile getirdim yine diyeyim. Bu oyları FETÖ, PKK, HDP, Sömürge Aydınları ve bilimum cancıkların inisiyatifine bırakamayız. Zira hayır diyenlerin içinde CHP'lilerin yanı sıra Vatan ve Saadet Partililer ve Fehmi Bey gibi değişik AKP'liler vardır. Kuvvetle muhtemel bizim selvi de bunların içindedir. Sayın Bahçeli'nin kılıç artığı ifadesi münasebetiyle gidip hayır demiş olabilir. Bu arada Kürt seçmenin tavrı konusunda Selvi yanılmış, Bahçeli haklı çıkmıştır. Bunların içinde Star gazetesi yazarlarından çok biçilmiş, çok örselenmiş ve çok İslamcı bir abimiz de vardır. Belki de yoktur, günahına girmeyelim. Lakin değişik ve gevşek AKP'liler çoktur. Hayır oylarının içinde Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kananlar da vardır. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Ümit Zileli, Erol Mütercimler gibi Atatürkçüler de. Hatta fakirin mevzul miktarda anti-emperyalist ve komünist akrabaları da vardır. Kriptolar hariç bunların hiçbiri. FETÖ sevinsin, PKK bayram yapsın veya elin almanı PKK bayrağı ile poz verip Türkiye'ye parmak sallasın, Hollandalı ırkçı lider Wilders Türkleri tehdit etsin, Fransa lideri François Hollande bölünmüşlük şarkıları söylesin. Yunanistanlı o liderin Türk düşmanlığı coşsun. Hülasa müstevdiler Türkiye'nin iç işlerine karışsın diye hayır oyu vermemişlerdir. Değil mi Yılmaz Bey? Değil mi Uğur Bey? Değil mi ey sancılı ve gevşek AKP'liler? Biliyorum sancınız büyük çünkü Sayın Erdoğan partili cumhurbaşkanı olarak AK Parti'nin başına geçecek. Haliyle halka yukarıdan bakan, ekabir, burnundan kıl aldırmayan, halka hizmet, hakka hizmet şiarını unutup cebini dolduran belediye başkanları, genel sekreterler, sureti haktan görünüp sinsi sinsi hayıra çalışan kriptolar, gırtlağına kadar FETÖ'ye batmış gevşek ve endişeli AKP'liler, miras yediler gibi ense yapıp, yatan parti teşkilatları ve tuzu kurular ve fırıldaklar ve bilim masumanlar için artık hesap verme zamanı gelmiştir. İtilen kakılanak Partili garibanları ve tankların önüne yatan kahramanları daha fazla istismar etmenize fırsat verilmeyecektir. Anti-emperyalist çizgide buluşan Türk-Kürt ittifakını da Çatallı dillerinizle bölemeyeceksiniz. Kalbim evet, aklım hayır diyor şeklindeki kurnazlıklarınıza benzer şekilde MHP'den az oy geldiği yollu fitne çıkarma çabalarınız da işe yaramayacaktır. Tam aksine birlik ve bütünlük daha da genişleyecektir. Müstevliler endişeli olmakta haklıdırlar. Yeniden büyük Türkiye için, lider ülke için büyük yürüyüş başlamıştır. Mübarek olsun. Salih Tuna, Yeni Şafak